Şimdi siz dediniz ki avukat bey, biz bu işin açığını bulduk, buradan üzerine evet. gideceğiz. Evet sultanım. Öyle mi? Biz de sizin gibi olayları basından öğrendik. Zerda Hanım'la ilgili gazetede çıkan son haberler doğrultusunda yapılabilecek bir takım şeyler var. Emine. Efendim. Al alacağını çek git buradan. Ne diktin kulaklarını öyle, ne oyalanayım? Estağfurullah hanımım. Gel. Ne dediniz avukat bey? Zerda'nın halleri üstüne konuşuyordunuz. Mesele şu ki Sultan Hanım, gazetede çıkan fotoğraflar, son günlerde hakkında çıkan yazılar, bunların tümü uygunsuz hallere tekabül eder. Uygunsuzdan da beter. Ah ah, ciğerim yanıyor, gül gibi torunum ah. Şimdi tabii bu durumda çocuğun babaannesi olarak bir takım haklarınız var. Annesinin uygunsuz hallerde olduğunun ispatı da olduğuna göre böyle bir kadının himayesinde kalamaz şeklinde dava açabilirsiniz. Hasadımı öyle bir kadından alıp bana verir mi mahkeme peki? Hukuken Işık annesinindir. Ancak annenin toplum içindeki durumundaki çarpıklıklar bu hukuki kuralı tekrar gözden geçirtirebilir. Hey hey, çok iyi, çok iyi. Yavrumun yavrusu, soyumun tek erkeği Hasan'ı. Seni anan olacak o yılandan kurtaracağım yiğidim. Küçük ağamı çatır çatır alacağım o kadından. Çektiğimiz hasret yetmedi mi kuzum? Baba ocağına döneceğin gün geldi de geçti çoktan. Anan olacak o kadın kıymetini bilmeyiz senin. Bu defa iyice çörük tahtaya bastı. Bastı da yolumuzu açtı aslan oğlum. Artık hepten kavuşacağız birbirimize. Uy yavrum. Bunu da yaptı ya, inanamıyorum. Yetti artık. Şaştım kaldım, haddini bilmiyorum. Asla da bilmeyecek bu kadın. İyice moruk kadı ya sultan, aklı gidip geriyi besler. Sen üzme kendini Zerda Hanım. Ben öyle düşünmüyorum senden. Kızım, bu kadın yine senin başını ağrıtacak. Ama onun ne mal olduğu malum. Biz de çaresine bakacağız herhalde. Baba, baba çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım. Allah ecir sabır versin. Kara kraliçenin gazabından korusun bizi. Hiç vazgeçmeyeceğim. Sonunda çocuğumu alıp gideceğim buradan. Başka çare yok. Sakin olalım. O deliye pabuç bırakacak değiliz herhalde. Oğlumu benden almayı kafasına koydu ya. Her zaman, her durumda huzurumu kaçırmayı başarıyor. Ama öyle kolay değil. Mercimek kadar aklıyla beni dize getireceğini sanıyorsa yanılıyor. Yine ne yapmaya çalışıyorsun sen? Torununla görüşmene izin verdim. Hatrını saydım. Karşılığı bu muydu? Hiç mi utanmadın yaptığından? Ya senin yaptığına ne demeli? Elin herifleriyle oynaşmana ne demeli? Sen utanmıyorsan ben hiç utanmayayım. Sultan Hanım, sözlerine dikkat et. Sen önce bir ana gibi olmaya dikkat et. Sonra da başkalarına laf et. Korktuğum başıma geldi. O çocuğa sahip olamayacağın ta başından belliydi. Sen ol, ayağını denk al. Hem de şunu kafana iyice sok. Hasan'ımı alacağım. Heba etmeyeceğim torunumu. Eğer öyle olacaksa gelsin bir kör kurşun beni bulsun. Alnım hak benim hak. Hiç de utanmayayım yaptığından. Ne yaparsan yap, oğlumu elimden alamayacaksın. Hiçbir zaman.